Evet, bu gördüğünüz at kestanesi. Evet. Şu şekilde kabuğu, dikenli bir kabuğu var at kestanesinin. İçerisinde ise şöyle iki tane, bazen üç tane meyvesi olur. Bazen tek. Bu meyvenin kabuğu soyulduktan sonra içindeki tohum kurutularak rendelenir. Sirke yapımında at sirkesi, at kestane sirkesi yapılırsa baldır babacaktaki variz, venöz yetmezlik, ağrılı sancılı, baldır babacaktaki kaşıntı, ödeme karşı etkili. Tabii ki bunun bazen birleşimindeki etken madde eskin, yani zaponinler çok az olduğu için at kestanesi sirkesi yeterli olmayabilir. Bu nedenle biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. At kestanesi forte. At kestanesi forte yüksek oranda %100 ekstraktı olduğu için çok çok etkili. Baldır babacıklarında variz, venöz yetmezlik, ödem, kaşıntı gibi rahatsızları olan hastalar için dünyada en etkili bitki. At kestanesinin kimyasal ilaçlardan 600 kat daha etkili olduğu belgelenmiştir. Heidelberg'de yapılan 240 hasta üzerinde variz, venöz yetmezlik gibi rahatsızlığı olan hastalar üzerinde denenmiş, 240 hasta tedavi edilmiştir. At kestanesi sadece variz, venöz yetmezlik, baldır babacıklı, kramp, ödeme karşı değil, aynı zamanda hemoroide karşı da etkili. At kestanesinin faydalarını saymakla bitmez. Ben mesela bir ara önceleri çok spor yapıyordum. Daha sonra vaktim olmadığı için vaktimi büyük oranda kitabımı yazmakla ilgili çok yoğun çalışmam nedeniyle dışarı çıkamaz hale geldim. Baldır babacıklarda ağrılar, kramplar, kaşıntılar başladı. Ne oluyor bana dedim. Tamam, hareket yapmadığım için ne oluyor? Baldır babacıklarda bacak reflüsü dediğimiz bir olay meydana geliyor. Normal olarak toplar damarlar nasıl kan toplanıyor? Baldır ve bacaklarınız hareket ettiği zaman aşağıdaki kaslar, baldır ve bacaktaki kaslar kanı yukarı doğru pompalama görevi var. Bir, pompalanan kan, yani kalp pompalıyor ama kaslar, damarlar da takviye ediyor. Pompalanan kanın aşağı doğru tekrar akmaması için ventiller var, kapakçıklar. Kapakçıklar gevşiyor. Damarlar sertleşiyor. Bu da baldırda, bacakta bacak reflüsü dediğimiz sızmalar oluyor. Yani kişi akşam evine gittiğinde çorabını çıkardığında çorabın lastiğinin izi kalıyorsa bacaklarında, bacağında, o kişide bacak reflüsü var demektir. Bacak reflüsü venöz yetmezlik ve varize irelde işarettir. Hemen tedavi edilmezse çok büyük problemleri olacağını gösterir. Hemen tedaviye başlanırsa iksir, aloe vera jel, at kestanesi forte, damar çayı, enfeksiyon çayı gibi bizim formüllerimiz var. Kullandığı zaman kişi çok kısa sürede iyileşir. Hürmetler, saygılar.